Merhaba herkese. Bugün beraber sabun yapıyoruz. Olabildiğince doğal ve elimizdeki imkanlarla. Evet, hazırsanız şimdi malzemelerle beraber sabun yapımına başlayalım. Öncelikle sabun nedir? Sabun mekanizmasından biraz bahsetmek istiyorum. Sabun deyince aslında asit-baz tepkimesi anlıyoruz. Asit olarak yağ asitlerini kullanıyoruz. Baz olarak da gördüğünüz gibi aslında lavabo açıcı kullanıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki madem lavabo açıcı yani kostik kullanıyoruz, bu nasıl ekolojik, nasıl doğal bir sabun oluyor? Şöyle açıklayabiliriz. Kimyada A maddesiyle B maddesi birleşince C maddesi artık tamamen farklı bir madde oluşuyor. Burada tabii ki gramaj önemli. Yani aldığımız oranlar çok önemli. Eğer siz biraz sonra vereceğim kimyasal olarak, matematiksel olarak oranlarını vereceğim. Yağ asidi ile kostiği belli oranda karıştırırsanız tuz dediğimiz sabunu oluşturursunuz ve içinde kostik kalmaz. Doğallığı nereden geliyor? Aslında kullandığımız yağ biliyoruz. Ayçiçek yağı ve zeytinyağı kullanacağız burada ve biraz da coconut oil dediğimiz Hindistan cevizi yağını kullanacağız. Fakat maalesef piyasada marketlerde satılan yağın içinde palm yağı mı var, iç yağ mı var, hatta domuz yağı mı var? Evet, çünkü hayvansal yağlarda kullanılıyor. Bunlar çünkü köpürme özellikleri daha fazla, daha ucuz. Mesela şimdi zeytinyağı sabunu biliyorsunuz zeytinyağının kilosu ne kadar olmuş? Mümkün değil. İçinde zeytinyağı falan bulamazsınız. Artı birçok kimyasal madde atıyorlar. Mesela o bembeyaz gördüğünüz, koklayınca içinizin açıldığı sabunlar bir şekilde kimyasal sabunlar. Onun beyazlığına aldanmayalım. Biraz sonra göstereceğiz. Gerçek sabunun rengi nasıl olurmuş görmüş olacağız ve gerçek sabunun kokusu nasıl olurmuş? Şöyle kimyasal bir koku biz istemiyoruz. Bizim en fazla kullanacağımız burada okaliptüs yağı atabiliriz doğal. Yapacağımız sabun her ne kadar kostik kullansak da doğaldır. Bazıları da şöyle diyor. Evet, forumlardan da takip ediyorum. Birçok video da izledim. Yanlış yapanlar var. Doğru yapanlar fakat terminolojiyi karıştıranlar. Bazıları asit diyenler. Burada demek istediğim şu. Ben de tabii ki doğal çalışmalara çok meraklıyım. Hatta ekolojiyle ilgili çalışmalar da yapıyorum. Neyin doğal, neyin doğal olmadığını gayet de iyi biliyorum. Mesela o söyledikleri meşe ağacından kül. Şimdi meşe külünden oluşan yapıda da alkali yani baz yapısı var. Hatta daha da riskli. Neden? Çünkü içine odun parçacıkları, kömür parçacıkları onlar bunlar giriyor. Bizimki en azından %100 saf olduğu için gramajı, matematiği tutuyor. O yüzden hiç öyle küllü sabunlar doğaldır diye düşünmeyelim. Dediğim gibi eğer gramajını doğru yaparsak sizin lavabo açıcıyla da kullandığınız sabun doğal olur. Çünkü o doğallığı veren açıkçası kullandığınız daha çok yağdır. Bu açıklama yaptıktan sonra korunma önlemlerine de çok dikkatli olalım. Çünkü evet, kostikte etrafı biraz zehirli olmasa da tahriş edici gazlar ortaya çıkacak. Ağız maskesi kullanacağım, lateks eldiven kullanacağım, hatta mümkünse gözlük de alalım veya uzak yapalım biraz. Şimdi ne olur ne olmaz. Yine işte böyle bir biz beyaz önlük giyiyoruz. Tabii önlük giymeniz gerek yok. En azından eski bir şeyler giyebilirsiniz ve uzun kollu olsun. Ola ki sıçrama olursa cildimiz tahriş olmasın. Ola ki cildimize geldi. Hemen çözümü basit. Asetik asit yani sirke. Çünkü bu bir bazdır, bu bir asittir. Birleştiği anda hemen nötralize oluyor. Yine kağıt peçetelerimiz, her şeyimiz hazır olsun. Su, saf su kullanacağız. Ütü suyu dediğimiz distile su. Zeytinyağı da kullanacağım. Hemen onun başında söyleyeyim. Çünkü sadece ayçiçek yağı ile yaparsak yani biraz daha ekonomik ucuz olsun dersek maalesef istediğimiz gibi sabun katılaşmıyor, iyi köpürmüyor, temizlemiyor. O yüzden mutlaka az da olsa 1/3 oranında veya 1/4 oranında ben zeytinyağı atıyorum. Biraz da diğer yağlardan biraz sonra bahsedeceğim. Onlardan da atıyorum. Evet, hazırsak başlayalım. Fakat başlamadan önce de şunu belirtmek istiyorum. Gramaj çok önemli dedim ya. O gramajları evet vermek istiyorum size. Kimyada aslında tam ürün elde etmek demek. Hele hele sabunda çok daha önemli. Hassas tartı kullanabiliriz şöyle. Daha pratik bir yöntem önereceğim. Bunu da alabilirsiniz fakat size de her şeye güvenemiyoruz. Artı kalibrasyonları var bunun. Eğer doğru kalibrasyon yapmazsanız bu da ölçemiyor veya bir şekilde yanlış ölçüyor. Şöyle dereceli bir cam kap alacağız. Plastik de satılıyor daha ucuza. Fakat cam alırsak daha iyi olur. Nereden? Medikalcilerden. Ve bununla mililitre hesabı ölçeceğiz. Hem yağımızı hem suyumuzu. Marketten alıyorum. Arkasına bakıyorum. Bu mesela 50 gram. İçinde %100. %98 de olabilir. Sodyum hidroksit var. Sodyum hidroksit dediğimiz kostik. Bize lazım olan baz. Kostiğim hazır. Şimdi ilk etapta kostikle suyun karışımına başlayalım. Ki asıl dikkatli olmamız gereken taraf bu. İkinci aşamada da yağları karıştıracağız. Şimdi bu aşamada korunaklı çalışalım her zamanki gibi. Ne olur ne olmaz. Cam pencereleri açıyoruz. Çünkü biraz tahriş edici gazlar çıkıyor. Şu an çıkmıyor çok fazla da suyla karıştığı zaman çıkar. Lateks eldivenlerimizi takalım. Bir de şu önemli.
Bunu mu buna katacağım, suyu mu kosteye katacağım? Bu da çok önemli bizim için kimyada. Çünkü birden aşırı tepkime vermesini, böyle patlamaları istemiyorum. Patlama olmaz da en azından bir sıçrama olabilir. O yüzden önce suyu ölçeceğim. Suyu kabıma koyacağım. Daha sonra da kosteyi azar azar buraya ilave edeceğim. Bunun için şurada var. Ben böyle bir ahşap spatula kullanıyorum. Cam, çubuk kullanabilirsiniz. Metal olacaksa da çelik olsun. İstiyorsanız dediğim gibi gözlük de olabilir. Evet, gözlüğümüzü de takalım. Hem biraz daha şöyle hoş gözüksün. Şimdi suyumu alayım. Benim suyumu alıyorum. Eğer olmayabilirse herhangi bir camda da yapabilirsiniz. Suyumu buraya katıyorum ve azar azar kosti ilave edeceğim. Şimdi burası biraz dikkatli olmamız gerekiyor ve ısınacak. Bu egzotermik bir tepkime, yani ısı açığa çıkartan bir tepkime. O yüzden şimdiki oda sıcaklığındaki su bir 10 saniye içinde 80 dereceye çıkacak. O yüzden altına da ne koyduğumuza dikkat edelim. Herhangi bir şekilde yanık yapmasın masaya. Evet, yavaş yavaş ilave ediyorum. Evet, ilave ettik. Şimdi yavaş yavaş karıştırıyorum. Belki az çok görüyorsunuz, bilmiyorum kameradan görünüyor mu? Biraz buharlar çıkmaya başladı. Şimdi bunu dışarı alacağım ben. Camın kenarına alacağım. O yüzden biraz şimdi videoyu kesiyorum. Çünkü bu arada evet ısındı. Bir de bunun oda sıcaklığına gelmesi gerekiyor. Çünkü soğuk proseste yağın sıcaklığıyla oda sıcaklığıyla bunun aynı olması gerekiyor. O yüzden yaklaşık 10-15 dakika bunu bekleteceğim. Hatta benmari de yapabilirsiniz. Şöyle bir hafif soğuk su alıyorum. Buraya yerleştiriyorum ve bunu cam mekana koyuyorum. Bunu şimdi ikinci aşamamız olan yağla birleştirme işlemimiz var. Bu arada çalışmamız soğuk proses oluyor. İki türlü sabun yapımı var. Soğuk proses dediğimiz oda sıcaklığında yapılıyor. Bir de sıcak dediğimiz kaynatarak yapılıyor. Şimdi sıcak yapmamamın nedeni bir kere termometreye ihtiyaç var. Şimdi benim termometrem var. Dediğim gibi her şeyim hazır. Fakat sizin olmadığını düşünüyorum. Çoğu evimizde yok. Artı olsa bile sıcaklığı sabit tutmamız gerekiyor. Ama şöyle bir avantajı var sıcak proses yaparsanız. Sabunlaşma çabuk oluyor. Bizim soğuk proseste de şöyle bir avantajımız var. Derece kullanmaya, ısıtıcı kullanmaya gerek yok. Daha kolay görece olarak. Dezavantajı olabilir sadece. Evet, hemen kalıptan çıkmıyor. Sabunumuz yaklaşık bir ay kadar, bir kalıptan sonra bir ay kadar rüzgarlı bir ortamda durması gerekiyor. Çünkü içindeki suyun buharlaşması ve sabunlaşmanın tam olması için belli bir süre gerekiyor. Eğer bu nemli bir ortamdaysanız ve kış aylarındaysanız 1,5-2 aya kadar çıkabiliyor. Ama serin bir yerde, rüzgar alan bir yerdeyse ve yazınsa yaz aylarında yaklaşık 1 hafta bazen 3 haftada da sabunumuz olabiliyor. Şimdi ikinci aşamada yağlarımızı alacağız. Şimdi onun yine olmadığını ben farz ediyorum. Buradan hesaplayalım. Sadece ayçiçek yağı olmasın. Neden? Biraz önce açıklamıştım. Zeytinyağı alıyorum. Çok önemli değil. Çok kaliteli olmasına gerek yok. Hatta bazen dip yağları da kullanırız. Biraz çam tereventi atabilirim. Hem bu da güzel bir koku verir. Artı antimikrobiyal. Evet. Hesaplamalarınız tamamsa, bu arada biraz önce saydığım aromatik yağlarınız ve Hindistan cevizi yağınız yoksa sorun değil. İstiyorsanız ayçiçek yağıyla, istiyorsanız da zeytinyağıyla yapabilirsiniz. Şimdi şurada şu kapta yapmak istiyorum. Biraz derin olsun ve cam olsun. Kavanozda yapacağım çünkü bu arada stick blender'da kullanmamız gerekiyor. Bu şart mı? Evet şart. Çünkü sabunlaşma mekanizması öyle kolay çalkalamakla olmuyor. Elle yapacaksanız bile en az 1 saat karıştırmanız gerekiyor. Artı çok hızlı. O yüzden biz onu tercih etmiyoruz. Eğer tabii sadece 40 yılda bir yapacaksanız, hayatınızda bir kere sabun yapacaksanız tabii ki sırf sabun için bir blender almaya gerek yok. Veya evinizdeki blender'ı normal yani gıdalarda kullandığınızı bir sefer olmak üzere kullanabiliriz. Normalde biz şöyle diyoruz, yine altını çizeyim. Kimyasal malzemelerle mesela bu bardağı bir atölye yapacaksanız evinizde bir yerde sadece artık bu işler için kullanın. Yine eğer sabun yapmayı kafanıza koyduysanız, ben sık sık sabun yapacağım, işte hediye vereceğim, hatta profesyonel olacağım diyorsanız, o zaman tabii ki buna özgü bir blenderınız olsun. Fakat oldu ki ev blenderını kullandınız. Ona da şöyle bir öneri ben veriyorum hemen bir kimyacı olarak. Onu temizlemek için asit kullanacağız. Yani sirke, asetik asit. Neden? Çünkü buraya daldırdığımız bazik bir madde olacak. Hemen biz onu nötrleştirmek için, temizlemek için bir şekilde sirkeyle temizleyeceğiz. Daha sonra tabii kaynar suyla da güzelce temizleyeceğiz. Zeytinyağı alıyorum. Sabunlar biliyorsunuz veya bilmiyorsanız da öğrenin. Fazla kullanıldığı zaman cildi tahriş ediyor, kurutuyor. Ben televizyon programlarında da söyledim, röportajlarımda da sık sık söylüyorum. Hem kolonya için de söyledim, kolonya da aşırı kullanılırsa cildi kurutuyor, hatta çatlaklara neden oluyor ve mikrop giriyor. Aynı şekilde çok güzel bir dezenfektandır. Fakat fazla kullandığımız zaman yine cildin yağ dokusunu alıp götürüyor ve
arttı. Tekrar bizi mikropları açık hale getiriyor. O yüzden dikkat edelim. Bunları daha az atalım, çok az atalım. Çam terebenti çünkü fazla yoğun bir şeydir. Çam terebenti, yani çam yağı aldım. Çok güzel bir çam terebenti kokusu geldi. Bu arada kimya keyiflidir. Hem bir şey üretiyorsunuz, kendinize bir şey üretmek gerçekten insanın psikolojisini rahatlatıyor. Artı mesela bir hobi olarak düşünebilirsiniz. Evet, son aşama geldi. Şimdi blenderla karıştırma aşamasını geçeceğim. Biraz önce oluşturduğum kostik çözeltisini, kostik su çözeltisini bunun içine önce yavaş yavaş ilave edeceğim. Daha sonra da stick blenderla yaklaşık 5 dakika karıştıracağım. Daldıralım. Çünkü hava kabarcığı da olsun istemiyorum. Tekrar bir ağız maskesine gerek yok ama tabii etrafa sıçratmayalım. Çünkü artık kokusu olmayacak. Aşama aşama yapalım. Şimdi zaten göreceksiniz bir koyulaşma olacak. Sabunlaşma başladı. Bunu da ilave edeyim aşama aşama. Son kalanı da. Evet, ben 4-5 dakika kadar karıştıracağım. Ondan sonra tekrar görüşmek üzere. İşlemimiz şimdi tamam. Gördüğünüz gibi bir boza kıvamına geldi. Şimdi bunu çıkartalım. Evet, bunu dikkatlice çıkarttık. Ve biraz önce de birinci bölümde söylediğim gibi bir sirkeyle, asetik asitle bunu şöyle bir yıkıyorum ki o bazıklığı gitsin. Tabii daha sonra kağıt peçetelerle sileceğim. Mutlaka lateks eldivenle yapın ve kaynar suda şöyle bir temizleyeceğim. Eğer şimdi tekrar son aşama kalıba dökmek. Herhangi bir pet şişe gibi bir plastik kullanabilirim veya silikon kalıp kullanabilirim. Burada şekil olsun diye. Sabunumuz şöyle kelebek şeklinde olsun diye. Evet, bunu buraya koyalım. Geri kalanında normal pet kaba koyalım. Çünkü esnek olması gerekiyor. Daha sonra çıkartacağım. Ne kadar tutmam gerekiyor? Kalıpta bir tam gün, 24 saat kadar kalıyor. Ondan sonra kalıptan çıkartıyoruz. Fakat işimiz bitmedi. Şimdi biraz şöyle de vuruyorum. İçinde çünkü hava kabarcıklarının kalmasını istemiyoruz. Hava kabarcıklarını da çıkardık. İşlem tamamdır. Dediğim gibi artık bunları kurutmaya alabiliriz. Bundan sonraki videomda hem çıkmış halini size göstereceğim hem de beraber deterjan yapacağız. O yüzden lütfen takipte kalın, abone olun. Daha doğal, daha sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.